Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları Matematik Soru Bankası'nda sayfa 247 ve 248'de dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. 12. sorumuza başlamadan önce kanalıma abone ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet 12. soruda kalmıştım arkadaşlar. Evet 12. soruyu okuyorum. Bütünlerin ölçüsü 123 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar bütünler ne demekti? Toplamları 180 derece demekti. O halde açının ölçüsünü bulabilmek için 180'den 123 dereceyi çıkarıyorum ve 57 derece olarak açımızın ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Evet 13. soruya bakıyorum. Yanda verilen şekildeki ters açıları yazınız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar çakışan ve kesişen iki doğruda birbirine ters yönde bakan açılar ters açılardı. Örneğin ABC açısı ile bakın bu bu tarafa bakıyor. DBE açısı ters açıdır demiştik. ABC ile DBC açısı DBE açısı ters açıdır dedik. Daha sonra arkadaşlar bakın ve bunlar birbirine eşit aynı zamanda. Onu da söyleyelim. ABD açısı ile CBE açısı ters açılardır demiştik arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. E şöyle biraz büyütelim arkadaşlar. Daha net görünsün. Evet 14. etkinliğe baktığım zaman yanda verilen şekilde istenen açıların ölçülerini bulunuz diyor. AED'yi istiyor arkadaşlar. A şıkkında A, E, D, Bakın bu açı istiyor. 68 arkadaşlar bunlar ters açılardır. Ve birbirlerine eşittir diyorum. O halde burası 68 derecedir. A, e, B açısı. A, e, B açısı. Bakın benden burayı istiyor. Arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. Şurada bakın bir doğru açı var. Doğru açı. Yani A, e, B ile B, e, toplamı 180'dir. İsteyen arkadaşlar tabii ki Buradan da görebilirler. O halde AEB'nin ölçüsünü bulabilmek için 180 dereceden 68 dereceyi çıkarıyorum. 2 7'den 6 çıktı. 1 ve 1 112 derecedir diyorum. DEC açısı da arkadaşlar bakın burası 112 derece ise e, DEC 112 derece olur diyorum. Çünkü AEB ile ters açılardır diyoruz. Evet. 15. soruya bakalım arkadaşlar. Yanda verilen şekle, şekle göre CGD açısı kaç derecedir? CGD bakın bizden burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar AGB ile EGD açısı ters açıdır. O halde burası 54 derecedir diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir doğru açı oluştu. C, G, F açısından bahsediyorum. İstersek burayı da bulabiliriz ama fark etmez. C, G, F açısında 54 ile 48'i topluyorum. 12 elde var bir. 9, 1 de elde 10. Tamamı 180 derece olacaktı. O halde benden istenilen CGD açısının ölçüsü pardon 180 dereceden 102 dereceyi çıkararak 78 derecedir diyorum arkadaşlar. Evet. İsteyen arkadaşlar burada arkadaşlar şurayı temizleyerek göstermek istiyorum. Bakın şuraya 54 demiştim. İsteyen arkadaşlar buraya da 48 der. Yine şuraya soru işaretiyle gösterelim. Bakın burada bir doğru açı oluştu. Yine 54 ile 48 toplayıp 180'den çıkararak CGD açısının ölçüsünü söyleyebilirler diyelim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki etkinliğe sayfamı temizleyerek geçiyorum. Biraz büyütelim arkadaşlar. 16. soruya baktığım zaman bir açının bütünlerinin ölçüsü bu açının ölçüsünün 3 katından 20 derece fazladır. Buna göre bu açı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar bütünlerinin ölçüsü bu açıdan 3 katının 20 derece fazlası diyor. O halde açımız A olsun diyorum. Bütünleri açının 3 katından yani a'nın 3 katı 3a artı 20 olur diyoruz. Şimdi açının ölçüsünü istediği için bütünler dediğine göre arkadaşlar bunların toplamı 180 derece olacak diyoruz. a artı 3a artı 20'nin 180'e eşit olduğunu söylüyoruz. 1a 3a daha 4a artı 20'dir. Eşittir 180 diyorum. Arkadaşlar 4 a'yı 20 ile toplanca 180 ise o halde 180'den şu kenarda gösterelim. 20'yi çıkarıyorum. 160 derecedir diyorum. 4 tane a'nın tamamını. 4 tane a 160'sa, 160 ise 160'ı 4'e bölerek 40 derecedir diyorum arkadaşlar. A'nın yani açının kendisine. Zaten benden de açıyı istemiştim. Evet. 17. soruya geçmeden önce arkadaşlar şurayı temizleyelim. 17. soruya bakıyorum arkadaşlar. Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 30 derece fazladır. Buna göre bu açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar açının ölçüsü tümlerinden daha fazla. O halde tümler küçüktür. Tümlere ben A olsun dersem açı arkadaşlar tümlerin 3 katı 3A artı 30 olur diyoruz. Tümler dediğine diyor, göre bunların toplamı 90 derece olacak. O halde 1A ile 3A artı 30'u topluyorum ve 90 derece eşittir diyorum. Öncelikle açıyı bulalım. Daha sonra bütünlerini bulacağız. 1A. 3A daha 4A olur. Artı 30 eşittir 90 diyoruz. Arkadaşlar 4A'yı 30 ile toplayıp 90 ise o zaman 4A 90'dan önce 30'u çıkarıyorum. 90 eksi 30 4 tane A 60 derecedir diyorum. 4 tane A 60 ise 60'ı 4'e bölerek bir A'nın 15 derece olduğunu söylüyorum. A kimdi arkadaşlar? Tümleriydi. O halde açımız ne arkadaşlar? 3A artı 30'du. Açıyı bulabilmek için şurada açı diyelim. 3A artı 30'da A'yı yerine koyuyorum. A ile 3 arasında çarpma işlemi vardı. 3 çarpı 15 artı 30'dan 3 kere 15 45 artı 34 ve toplamı da 75 derecedir. Demek ki açımız 75 derece. Tabii ki benden 75'i istemiyor arkadaşlar. Bunun bütünlerini istiyor. Bütünleri için arkadaşlar ne yaparım? 180'den 75 dereceyi çıkartırsam sorumuzun cevabını 105 derece olarak bütünlerini bulmuş olurum. Yani sorumuzun cevabı 105 derecedir diyorum. 18. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bütünler iki açının ölçülerin oranı 5 bölü 7 olduğuna göre bu açılardan büyük olan açının ölçüsünün büyük olan açının ölçüsünün tümlerinin ölçüsünün oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle açılarımızı bulalım. Oran demek birbirine bölmek demekti. Bakın 5 bölü 7 demek. Açıların birisi 5'in bir katı olacak arkadaşlar. Diğeri 7'nin bir katı olacak. O halde ben bunu 5'in bir katı ve 7'nin bir katı gibi görüyorum. Bu ikisinin toplamı 5'in katı ile 7'nin katını toplarsam 12'nin katı yapar arkadaşlar. Ve bütünler dediği için bu 180 e eşittir diyorum. O halde 12'nin katı 180 arkadaşlar bir katı bulabilmek için 180'i 12'ye böleriz. 18'in içinde bir defa 6 60'ın içinde 5 defa. Evet. 1 katın arkadaşlar 15 olduğunu görüyorum. O halde 5 kat arkadaşlar ne olur? 5 kat 5 çarpı kat demekti. 5 çarpı 15'ten 75 derecedir. Büyük olan açı da arkadaşlar 7'nin katıydı. 7 çarpı 15'ten 105 derecedir diyorum. Şimdi arkadaşlar soru kökünü tekrar okuyacak olursak bu açılardan büyük olan açının ölçüsünün tümlerinin ölçüsünü oranı. Arkadaşlar büyük olan açının yani 105 derecenin tümleri yoktur. O halde soru kökünü şöyle değiştirelim. Küçük olan açının diye düzeltelim. Yani 75'in tümleri vardır. O halde küçük olan açının ölçüsünün yani 75'in öncelikle tümlerini bulayım. Tümler demek toplamları 90 demekti. 90'dan 75'i çıkararak 15 olduğunu söylüyorum. Tümleri. Küçük olan açının ölçüsünün tümlerin ölçüsüne oranı. Evet 75'i küçük olan açıyı tümlerine oranlıyorum. Yani bölüyorum. 75 bölü 5 15 demek 5'tir sorumuzun cevabı diyorum. 5 bölü 1 yapar aslında. ona da 5 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Evet sayfamı temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. 19. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. BE E ile B, birbirine diktir arkadaşlar. Zaten dikliği göstermiş. D, B, C 39 derece olduğuna göre A, B, E soru diyor, sordu yer. Kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın burası 90 derece. O halde ben ABE'yi bulabilmek için 90 ile 39'u toplarım. 129 derecedir. 180'den 129'u çıkaracak olursam 51 derecedir diyorum. Benden istenen ABE açısının ölçüsü. Evet 20. soruya bakıyorum. Verilen şekle göre DEC açısının ölçüsünden BEC'nin farkı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle DEC'ye bakıyorum. DEC bakın burası. Şimdi bu ikisi 180 derecedir. O halde 180'den 79 dereceyi çıkarıyorum. 101 derecedir. DEC açısının ölçüsü. Şurayı temizleyerek yerine yazalım arkadaşlar. Evet bakın burası 101 derecedir diyoruz. BEC arkadaşlar bakın burası BEC AED ile ters açıydı. Yani burası da 79 derecedir diyorum. O halde birbirinden farkını istemişti. 101 eksi 79'dan 101'den 79 çıkaracak olursak arkadaşlar 11'den 9 çıktı 2 9'dan 7 çıktı 2 Evet. Ne oldu? 22 derece oldu. İkisinin farkı arkadaşlar. Evet. Sayfamı temizleyerek bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Evet. 21. soruya bakalım. Bütünlerinin ölçüsü 138 derece olan bir açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? diye soruyor. Arkadaşlar bütünleri 138 ise açı 180'den 138 çıkarıyorum. 42 derecedir diyorum. Bu açının tümlerini istemişti. O halde tümleri toplamları 90 olması için 90'dan 42'yi çıkaracak olursam ondan 2 çıkardım 8. 8'den 4'ü çıkardım 4. 48 derecedir diyoruz. Sorumuzun cevabını arkadaşlar. Evet. Bu etkinlikle de arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça